أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك السلطان النصير. ربم يرديم يرى سنا صداقتلا، Kur'an'a sadakatle, hakikate sadakatle girdir. Çıktığım yerden sana, Kur'an'a, hakikate, imana sadakatle çıkar. Bize bu sadakati sürdürecek bir güç ver ya Rabbi. Amin, amin, amin. Değerli dostlar, değerli esma dostları, bugün 59. esma dersimizde beraberiz. Bizi bu vesileyle beraber kılan Rabb'e sonsuz hamdolsun. Bugün inşallah Ber ve Latif esmasını, isimlerini işleyeceğiz. Önce El-Ber ismiyle dersimize girelim. El-Ber, çok sık duymadığımız bir isim ama Kur'an'da geçen Esma-i Hüsna'dan. Eşsiz iyi, sonsuz iyilik sahibi, El-Ber, erdemin mutlak kaynağı manasına geliyor. Berara kökünden geliyor, doğruluk, sıdk anlamına gelen bir kelime. Berrin çoğulu Ebrar. Ebrarı daha sık duyarız. Cennetlikler ebrar olarak anılır Kur'an'da. Ebrarın cennete gireceği ifade edilir. Yani Kur'an'da ne kadar ebrar geçiyorsa hepsi ahiretten, cennetten geçer. Demek ki cennete girmiş olan ebrar oluyor. O zaman dünyada herhangi birine ebrardandır diyemiyoruz. Hesabını verip cenneti hak ettiğinde ebrardan olmuş oluyor. Ancak dünyada Allah ebrara katsın diye dua edebiliyoruz. Amin. Barrın çoğulu Berara geliyor. Berrin çoğulu Ebrar geliyor. Ber, karalar anlamına gelir Arap dilinde. El-Bahru vel-Ber. El-Berru vel-Bahr. Çift olarak kullanılır. Denizler ve karalar. Yeryüzü iki bölümden oluşur. Sular ve karalar. Karalar bölümüne Ber denilir. Aslında iyiliğin rahmi topraktır. Toprakların bütününe de Ber deniliyor. Yani yine iyilikle alakalı. Yani ucu bucağı bulunmayan iyilik, uçsuz bucaksız iyilik manasına. Ber, karın manasına da geliyor. Cevvin zıttı. Yani dıştan görünen açıklık. Sahra manasına geliyor. Beriye. Yine berle alakalı bir mana olsa gerek, kara manasına gelen. Boğazdan geçen iyilik olduğu için buğdayın adı Arapçada bur. Bur. El burru bil burri. Vel hintatu bil hintati. Ve şa'iru bil şa'iri. Ve temru bil temri. Vel variku bil variki. Ve zehebu bil zehebi. Yeden biyet illa riben. Bu altı madde aynıyla değiştirilir, mübadele edilir, fazlası ribadır, faizdir diyen hadis de olduğu gibi bur, buğday. Neden buğdaya bu kökten bir isim verilmiş diye sorduğumuzda iyilik, buğday,
iyiliği temsil ediyor. Sanırım başağın da sembolize ettiği simgesel değeri o olsa gerek, iyilik. Bereketi temsil eder değil mi başak her yerde, simge ve sembol olarak? İsim olarak da konuluyor, ünlü Endülüslü alim İbni Abdilber'in babasının ismiymiş. Abdilber, demek ki İbni Abdilber, işte onun oğlu, büyük İslam alimlerinden. Biz de pek duymadım, görmedim. Abdilber konulmuyor. Konulsa ne güzel olur. Ber ismi mastardır. Yani mastar isim. Ne gibi? Rab gibi. Hayır gibi. Hak gibi. Hay gibi. Bunlar da ismi mastardır. Rab mastardır. Aynı zamanda isimdir. Hay mastardır. Aynı zamanda isimdir. Mastar, kelimenin türetildiği kök demek. Dolayısıyla ber de öyle, ismi mastardır. İsmi mastarlar doğrudan mananın kendisine tekabül ederler. Yani mananın köküne tekabül ederler. İsmi failler gibi fiile tekabül etmezler. Veyahut da bizzat Rahman ismi gibi, mesela bu kalıptan gelen isimler gibi de zata tekabül etmezler. Ama fiilin bizzat köküne tekabül ederler. Nazari çerçeve. İyi nedir? Ber, mutlak iyi demiştik. Mutlak iyi de, iyi nedir sualini sorduğumuzda cevabını nasıl alacağız? İyi nedir? Esasında iyinin cevabı insanın vicdanına Allah tarafından fıtraten nakşedilmiştir. İnsan fıtraten iyiyi bilir. Onun için iyi öğretilmez. Fakat bildiği halde niye kötüyü seçer? İşte o da fıtrattan sapmadır. Fıtratın üzerini örter. O örttüğü perdeye küfür perdesi diyoruz. Çünkü küfür örtmektir. Fıtratından uzaklaştığı, fıtratına yabancılaştığı oranda kötüye yaklaşır. Onun için aslında iyi, biz ona iyi dediğimiz için iyi değildir. Yani iyi bizim beğenimize göre belirlediğimiz şey değildir. Biz İyi dediğimiz için iyi olmaz. İyiye biz iyi deriz. Daha doğrusu iyiye iyi dersek iyidir. Ama insan kötüye de iyi diyor. Kötüyü seçiyor, kötüye iyi diyor. Peki kötüye iyi demelerini ne yapacağız? Bu tasavvurdaki yamulmadır. Eğer insan iyi ve kötü tariflerini yamultmuşsa, bozmuşsa, tasavvurunda bir yamukluk olmuşsa, İçinde iyi ve kötü geçen tüm cümleleri yanlıştır. Yamuk olur. Bu iyidir. Bu bir hüküm cümlesi. Bu bir hüküm cümlesi. İyi kelimesinin içi yanlış dolmuşsa bu cümle yanlıştır. Bu kötüdür. Kötü kelimesinin içi yanlış dolmuşsa bu yanlıştır. Esasında Adem'in problemi neydi? Dost ve düşman kelimelerinin içini yamultmak. Şeytanın düşman olduğunu unutmasaydı Adem, şeytanın sözünü tutmazdı. Bu ağaçtan ye. En tekuna melekeyne ev tekuna minel halidin. İki melek olmak istemez misiniz diyordu. Ya da ebedileşmek istemez misiniz? O zaman Rabbin seni bu ağaçtan onun için yasakladı. Yani bu meyveden yemeye, bu bitkiden yemeye. O zaman ye. Şimdi düşmanına doğru öğüt verir mi? Şeytan gibi bir düşman adama doğru söyler mi? Bunu unuttuğunda yersin. Onun için Adem de habbeyi yuttu. Ondan sonra hapı yuttuya dönüşmüş bu. Aslında habbeyi yuttu, daneyi yuttu. Elber ismi iyiliğin kaynağının Allah olduğunu ifade eder.
Şöyle bir soru gelir aklımıza. İyiliğin bir kaynağa ihtiyacı var mı? İyi olup da kaynağı olmayan hiçbir şey yok. Olmayan bir şey iyi olamaz. Siz bana yok olan bir şey söyleyin ki iyi olsun. İyi olup da kaynağı olmayan bir şey olmaz. İyilik aydınlığa benzer, ışığa benzer. Işık varsa kaynağı mutlaka vardır. Karanlığın kaynağı olmaz. Yokluk karanlığa benzer. Kötülük de öyledir. Onun için kötülük bizatihi iyiliği yok etme hadisesidir. İyiliği ortadan kaldırma hadisesidir. İyiliği yok ettiğinizde onun yerine gelen şey kötülük olur. İyiliğin kaynağı Allah'tır. İyiliğin asli olduğunu gösterir bu. Kötülük arzi, iyilik daimi ve aslidir. Onun için cennet daimidir. Çünkü cennet aslidir, asıl. Mesela cennette kötü adına hiçbir şey yok. Niye? İyilik daimidir de onun için. İyiliğin mekanıdır orası. Ber ve hayır gibi isimlerin insanın Allah tasavvurunu inşayı amaçladığı açık. Neden Rabbimizin böyle isimleri var? Ber, mutlak iyi. Hayır, mutlak hayır. Neden Allah kendisine böyle isimler alır? Bizim iyilik düşüncemizi inşa etmek için. Bizde iyilik tasavvuru inşa etmek için. Yani Allah iyiliğin garantisidir. Demek ki Rabbimiz iyiliğin garantisiymiş. Bunu niye yapar? Çünkü insanların dünyası çok zulüm dolu bir dünya. Acı dolu bir dünya. Haksızlık dolu bir dünya. İnsanlar haksızlıkla karşılaştıklarında, zulümle karşılaştıklarında, başkalarının hakkını yemesiyle karşılaştıklarında, baskıyla karşılaştıklarında, özellikle de bu acıları bizzat çeken insanlarda şöyle bir travma yaşanır. Bu dünya değmez, insanlar değmez, herkes kötü, her şey kötü. İşte tam orada, tam orada ve tam o anda Allah elberdir. Ne demek? Herkes kötü. Her şey kötü. Yaşamaya değme. Elber olan bir Allah var. İyiliğin kaynağı olan bir Allah var. Niye pes ettin ki? Niye pes ediyorsun ki? Allah iyi yetmez mi bu sana? Herkes kötü olsa ne yazar? Kaldı ki herkes kötü olmaz. Herkese kötü diyelim, kendisi kötüdür. Dolayısıyla Rabbimiz işte bu gibi köşeye sıkışmışlıklarımızı kurtarmak için zatına Elber gibi bir isim seçiyor. İyiliğin garantörü benim. İyiliği ben sigortaladım. Allah olarak. Hiçbir zaman her şey kötü olmayacak. Hep bir ışık olacak. Yeryüzünde firavunlar doldursa mutlaka mutlaka bir annenin rahminde Musa olacak. Yeryüzünü Nemrutlar doldursa bir yerde İbrahim'i arayın. İbrahim orada duruyor, sizi bekliyor. Mutlaka. Yeryüzünü Ümeyye oğulları, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Utbeler, Şeybeler zulme verse bir yerde Abdülmuttalib'in yetimi bekliyor. Yetişiyor. Onu arayın. O orada. Ber olan Allah böylelikle yürekleri teselli ediyor ki çöle dönmesin yürekler. Gönüller çölleşmesin diye. Eğer umutlar sönerse insanın tutunacağı dal kalmaz. Sığınak, barınak, tutamak kalmaz. İnsanın sığınacağı dal kalmazsa insan umutsuzluk gayyasına düşer. Umutsuzluk bir cehennemdir. Umutsuz adama cehenneme gerek yok. Onun için mutlak umutsuzluk küfürdür. Dolayısıyla Allah Ber ismiyle umutsuzluk cehennemine düşmekten insanı koruyor.
ber ismine iman eden umutsuzluk cehennemine düşmez. Niye düşsün ki? Çünkü bizatihi Allah iyiliğin garantörü. İyiliği o garantilemiş. Allah iyi yetmez mi sana iyi olarak? O zaman kötüleri mi gördün? Kaç Allah'a. Kötülerle mi muhatap oldun? Sığın Allah'a. Kötülerin kadrine mi uğradın? Yönel Allah'a. Kötülerden istedin, sana kötülük mü verdiler? Allah'tan iste, sana iyilik versin. Kötülere dayandın, seni yere mi serdiler? Allah'a dayan, seni ayakta tutsun. Dolayısıyla elber olan odur. Zira başımıza bir kötülük, bir acı, bir ıstırap, bir keder geldiğinde bizler genellikle parçayı görüyoruz. Bütünü gören Allah'tır. Parçayı gördüğümüz için de parçada kötü duruyor. Çünkü parçadan bakıyoruz. Parçadan baktığımız için de parçadaki kötüyü görüyoruz. Oysa bütünü görsek, şimdi lanetlenen bütünü görseydi eğer elhamdülillah çekecek. Onun için Rabbimiz bütünü görüyor ama ya Rabbi senin görmen benim için yeterli itimadını göstermesi lazım. Buna iman diyoruz işte. Ya Rabbi sen benim için kötülük düşünmezsin. O zaman benim şu anda kötü gördüğüm şeyin de arkasında bir iyilik yatıyor. Oradan ne çıkar? İnne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusran. Her zorluğun yanında onunla beraber bir kolaylık vardır. Peki zorluğun yanında kolaylık vardır, vardır diyor Rabbimiz ama Allah'ın Mustafa kulu biz öyle sıkıntılar çekiyoruz ki o kolaylığı göremiyoruz. E zaten görseniz imtihan sırrı kaybolurdu. Onun için Allah'a iman, emniyet göremediğiniz içindir. Görseydiniz imana ne gerek vardı? Ama siz görmüyorsunuz diye Allah da mı görmüyor? Gören Allah böyle diyor. Onun için inne ma'al usri yusra fe inne ma'al usri yusra. Mutlaka bir zorluk iki kolaylık arasındadır diyor Peygamberimiz bu ayetlerin tefsirinde. Oysa ki usur da iki kere geliyor, yusur da iki kere geliyor. Zorluk da, kolaylık da. Fakat Peygamberimiz bunları tefsir ederken dil tefsirine tabi tutuyor. Lugavi tefsir yapıyor Efendimiz. Bir zorluk, iki kolaylıktır. Evet. İnne ma'al usri yusran. Çünkü Arapçada bir kelime lam-ı tarifle belirlilik takısıyla gelirse, iki tane gelse bir sayılır. İki tanesi bir sayılır. Ama nekira olarak yusran, yusran, kolaylık nekira olarak belirsiz geliyor. Dolayısıyla belirsiz eğer bir cümlede iki tane kullanılırsa o iki sayılır. Onun için iki tane zorluk bir sayılıyor, iki tane kolaylık iki sayılıyor. Arap dil kuralları gereği. Ve bunu Rabbimiz, kuralları Rabbimiz de biliyordu. Vahiy gönderdiği dilin Arapça olduğunu elbette biliyordu. Ve bununla bize ima ettiği şey bir gece iki gündüz arasındadır. Her gece iki gündüz arasındadır. Bunu insan unuttu mu geceyi mutlaklaştırır. Geceyi mutlaklaştırmak anı mutlaklaştırmaktır. Geceyi mutlaklaştırdı mı gece dışında kalmaz, gece içine girer. Gece içine girdi mi dışarı gündüz olsa da insanın içinde hep gece olur. Vay gele o insanın başına. Geceyi içinize almayın. Geceyi içinize almayın ki dışarı gündüz olur da siz hala gecede kalırsınız. Onun için gece biter. Eleyse subhu bi gari, sabah yakın değil mi diyordu ya. Sabah yakın değil, sabah yakın. Onun için dert çeken, acı çeken, ağrı çeken, sızı çeken, hastalık çeken, bela çeken, musibet çeken insanlara, burada bizi dinleyen insanlara bunu söylemek isterim. Her gece iki gündüz arasındadır.
dayanın. Göreceksiniz, inne ma'al usri yusran sırrı tecelli edecek. Bakarsınız bir keder, ağır bir musibet verir Rabbimiz. Siz dışarıdan bakarsınız, bu bela benim başıma gelse dayanamazdım, ama adam dayanıyor. Çünkü siz gelen derdi görüyorsunuz da onun yanında gelen kolaylığı görmüyorsunuz. Allah oysa ki derdin yanında derman da nazil ediyor. Öyle bir sabır indiriyor ki siz o sabrı görmüyorsunuz. Siz dışarıdan diyorsunuz ki ben böyle bir imtihan geçirsem altından kalkamam. Ama o imtihanı geçirenin aynı zamanda sabrın nüzulüne medar olduğunu göremiyorsunuz. O da ayrı bir mesele. Evet. O zaman şöyle demek lazım. Ya Rabbi beni imtihan etme. Bu ne demektir? Beni terbiye etme. Olur mu? Beni imtihan etme demek, beni terbiye etme demek. O zaman ya Rabbi ben sınıfta kalayım demek. İmtihanı reddetmek sınıfta kalmak. Dünyaya gelmek sınıfa gelmektir. Dünyaya gelmek sınıfa gelmek. O zaman ne diyeceğiz? Ya Rabbi imtihanımı kolaylaştır. Yani yanındaki kolaylığı büyüt ya Rabbi. O zaman mesele bitti. Onun için imtihan heybeye benzemez. Atın heybesine benzemez. Devenin hörgücüne benzer. Heybe sırt sallamakla düşer. Fakat devenin hörgücü sırt sallamakla düşmez. Çünkü vücudunun bir parçasıdır. Bedeninin bir parçasıdır. O nedenle imtihanınızı sırt sallamakla düşüreceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ha şu hörgücümü kes de kurtulayım diyorsanız eğer, bedeninizden bir parçayı kestirir, siz de gidersiniz. O zaman ya Rabbi yanındaki sabrı büyüt, yanındaki kolaylığı büyüt, imtihanımı kolay kıl diye dua etmek lazım. Kur'an'da Elber ismi sadece Tur suresinin 28. ayetinde geçer. Tur suresi Mekki bir sure. 9. yılda inmiş. Mesajı açık değil mi? Yani Kur'an'da bir tek yerde geçiyor Elber. O da Tur suresinde. Tur suresi de 9. yıl suresi. Bizim sebebi nüzul cetvelimize göre. Bu açık. Hüzün yılında inmiş bir sure. Yakışır. Elber ismi biraz önceki tüm yaptığımız yorumlar şimdi yani taş dediğine oturdu. Hüzün yılında Allah Elber ismini nazil ediyor. Resulüne verdiği mesaj açık değil mi? Açık değil mi? Gözyaşını Ber ismiyle siliyor aslında. Başka nedir ki bu? Ber ismiyle siliyor. Ana mahkum olma. Bu an bu anda kalmaz. Ki öyle de olmadı mı? Hüzün yılıydı ama gelecekte ne sevinç yılları gördü Allah Resulü. Onun için insanların fevç fevç Allah'ın dinine girdiğini gördü. Yürek yürek dirildiklerini gördü. Tek kişiyle yola çıktı, mesajının şarkı ve garbı aydınlattığını gördü. İnsanlığın Kabe'ye döndüğünü gördü. Gördü Rabbim ona neler gösterdi. Onun için İnne ma'al usri yusran sırrına işte orada erdi. Şüphesiz o. Evet odur. Ber ve Rahim olan. Ayetin tercümesi bu. Ama biz ayetin asıl metnini okuyalım. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. Onlar birbirlerine yönelecekler ve birbirlerine soracaklar. Birbirlerine konuşacaklar. قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيَّ اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ Diyecekler ki, biz daha önce, قَبْلُ daha önce, ehlimiz hakkında tir tir titrer, ailemizin ne olacağını, akıbetinin ne olacağını çok derin endişe eder. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ Ve Allah bize en sonunda lütfetti. Cennetten konuşuyorlar. Cennete girmişler, birbirine yönelmişler, birbirlerine eskiyi hatırlatıyorlar. Ve
biz geçmişte ailemizin ne olacağı, işte bu çocuklar büyüyünce ne olacak? Zaman kötü zaman. Habire kötülük yaygınlaşıyor. Biz bu çocukları nasıl yetiştireceğiz? Veya torunlar ne olacak? Bunların imanı ne olacak? Bunların İslam'ı ne olacak? İnsanın içine bir ateş düştü mü, bu ateş artık, bu ateş orada yanar. Çünkü sadece kendinizi kurtarmanız yetmiyor. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Bu ilahi emre imtisal eder bir mümin ve ne olacak bu insanlığın hali? Ne olacak bu ülkenin hali? Ne olacak bu yavrularımın hali, evimin hali, ehlimin hali diye insan içinde bir kaygı duasına durur. Kaygı bir duadır. Allah için olursa. İşte o duanın sonunda cennetten konuşuyorlar bunlar. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ Allah bize lütfetti. Allah bize ikram etti. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا Ve bizi korudu. عَذَابَ السَّمُومِ Yakıcı bir ateşin azabından bizi muhafaza etti. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ İşte isim geldi. Zira biz künna min kabl, daha önceden ned'uhu, ona çok yalvarır yakarırdık bu konuda. Yani oğlumuz, kızımız, evladımız, torunumuz, ümmetin yetimleri, insanlık, bu çocuklar ne olacak ya Rabbi? Daha önceden dünyada yaşarken, bir okulun önünden geçerken, çocuklar dağılırken görünce içim cız ederdi ya Rabbi. Bu yavrular ne olacak? Sarmaş dolaş. Yani bunlar ne olacak ya Rabbi diye içim kanardı. İşte şimdi Rabbim o duala, o kaygımı duaya dönüştürdü diyecek. Cennetin içinden konuşacak diyor. Ayette şey olan, verilen sahne o. İnna kunna min qablu ned'uhu innehu huvel berrur rahim. Zira o berdir, rahimdir. Yani sen kaygı ettin ey kul. Evladını, kızını, oğlunu, bunun imanı ne olacak diye. Allah için kaygı ettin, Allah da senin kaygını dua olarak aldı ve icabet etti. Ve işte sen orada diyeceksin ki, Allah berdir, rahimdir. Mutlak iyidir. Sonsuz ve eşsiz benzersiz iyidir. Yani senin kaygı ettiğini Allah da edermiş. Demek ki, Allah'ın iyiliğini hiç akıldan çıkarmamak lazım. Tamam kaygı etmek lazım. Tamam dert edinmek lazım. Tamam düşünmek lazım. Fakat Allah'ın elber ve errahim olduğunu da hiç unutmamak lazım. Aile reislerinin fiili duaları icabet bulmuş olacak. Fezkuruni ezkurkum sırrı gerçekleşecek. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım sırrı gerçekleşecek. Burada şöyle bir sual sorulabilir. Kul sevdiği yakınlarının akıbeti için endişe duyunca Allah icabet eder mi? Cevap, Allah'ın ber ve rahim oluşu bunun ispatıdır. Evet, eder. Eşsiz iyi olacak, sonsuz merhamet sahibi olacak. Ama bu iyiliğinden kimseye vermeyecek. Olur mu? Olur mu? Kerim olan Allah'a bu yakışır mı? Eşsiz iyi olan Allah, eşsiz iyiliğinin tecellisini insanlık üzerinde de gösterir. Bakarsınız, Allah'ın ber isminin tecellisine medar olmuş insanlar görürsünüz. Hatta hiç farkına varmazsınız. Köşeye sıkıştığınız bir anda herkes tekme vururken o gelir, sizi kaldırır, elinizi yüzünüzü yıkar, karnınızı doyurur, cebinize haçlınızı koyar, getirir yatağınıza yatır. Dersiniz, böyle insanlarda mı varmış? Hep var. Hep var. Hatta onların adını Hızır koyar bazıları. Evet, her toplumda Hızırlar vardır. Bazılarında daha çoktur. Ama o
efsane olan değil. O ölümsüz olan değil. Çünkü ölümsüz insan yok. وَمَا جَعَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدُ Biz hiç kimseye ölümsüzlük vermedik. Sadakallahu l-azim. Allah doğru söyledi. Bunun aksini söyleyenler yalan söyledi. Dolayısıyla Hızır olun. Hızırı bulun demiyorum. Hızır olun. Sıkıştıklarında Allah sizi görevlendirsin. İnsanların elinden tutun. İyilik eri olun. Yiğit olun. Hadr yeşil demektir. Şöyle dönmüş yürekleri yeşertin, göle döndürün. İyilik eri olmak budur. Fütüvvet budur. Feta olmak budur. Onun için fütüvvet ruhu yeniden canlanmalı. İnsanlar toplumun içerisinde ben bu toplumun hızırı olmalıyım diyebilmeli. Ve avcı olmalı. Avcı. İsa aleyhisselam Celile Gölü'nün kenarından gidiyordu. İki kardeş balık avlıyordu. Ağlarını attılar akşamdan. Ta gece yarısına kadar bir tek balık düşmemiş. İsa onların hizasına gelince, ne yapıyorsunuz? Balık avlıyoruz. Ağınızı oraya değil şuraya atın dedi. Teknenin öbür tarafını gösterdi. Attılar, ağ doldu. Çektiler. Sevindiniz mi dedi. Sevindim. Gelin daha çok sevineceğiniz bir avcılık öğreteyim. Size insan avcılığı öğreteyim dedi. Takılın bana. Ve ilk havarisi bu iki balıkçı oldu. Ondan sonra arkası geldi. İnsan avcılığı. Havarinin bir manası da avcı demek. Evet. İnsan avcılığı. Yüreklerinden avlamak insanları. Vurmak değil. Avlamak. Yürek avcılığı yapmak. Gönül avcılığı yapmak. Buna bir fetih diyoruz. Gönül fethetmek. Onun için iyilik seferberliği başlatmalı müminler. Müslümanlar yeryüzünün iyiliği olmalı. Vicdanı olmalı. Çünkü vicdansız bir dünyadayız. Kalpsiz bir dünyanın kalbi olmalı Müslümanlar. Bu manada iyiliklerinden sadece dindaşları değil, dindaşları olmayan insanlar da faydalanmalı. İyiliklerinden sadece insan değil, hayvan da faydalanmalı. Sadece hayvan değil, bitki de faydalanmalı. Sadece bitki değil, taşlar da memnun olmalı. Bir taş yerinden olmuşsa onu yerine koymalı bir mümin. Sebepsiz yere bir bitkinin zikrine mani olmamalı. Tesbihine mani olmamalı. Bir hayvanın yarası sarılacaksa ona ilk koşan bir mümin olmalı. O ellere yakışır çünkü. Bir insanın acısı dindirilecekse bir mümin olmalı o acıyı dindirmek için ilk koşan. Dolayısıyla müminler yeryüzünün aktif vicdanı olmalı. Onlara yakışır. Peki diyeceksiniz. Allah eşsiz iyi, elber. O zaman Nuh'un oğlunu ne yapalım? İbrahim'in babasını ne yapalım? Lut'un karısını ne yapalım? Muhammed Aleyhisselam'ın hepsine birden salatu selam olsun amcasını ne yapalım? Ne yapalım? Evet. Cevabı belli. Allah'ın yasası var. Kişi kendi hidayeti için bir şey yapmıyorsa hiç kimse o kişinin hidayeti için bir şey yapamaz. Nokta. İsterse babası peygamber olsun Hazreti İbrahim gibi, isterse Hazreti Nuh gibi, isterse oğlu peygamber olsun Hazreti İbrahim gibi, isterse amcası, yeğeni peygamber olsun Efendimiz gibi, isterse kocası peygamber olsun Hazreti Lut gibi. Hiçbir şey yapamaz. Kendisi hidayete talip değilse bir başkası onun adına hidayette tasarrufta bulunamaz. Babasının peygamber olması hiçbir şey yazmaz. Evet.
dolayısıyla. Hidayete kendisi talip olacak. Gemiye bindiremez yani. Bindirse kendisi suçlu olur. Gemiye bindiremez. Allah indirirdi o gemiden onu. Belki o gemiyi indirirdi. Dolayısıyla Kenan'ın gemide işi yok. Kenan kendi gemisine binsin. Gemiye binenler imanlarını gemiye bindirdiler. İman ailesinin üyeleriydi onlar. O gemi esasında cennete giden bir gemi. Allah'ın ber ve rahim oluşu, eğer kötülerle iyileri birbirinden ayırmamak anlamına gelseydi, o zaman iyiye iyiliğin ödülünü, kötüye de kötülüğün cezasını vermek kötü bir şey olurdu. Biz buna hakkaniyet diyoruz. Hakkaniyete kötü diyen biri iyi midir? Hakkaniyet iyidir. Hakkı vermek iyidir. Suyu getirenle testiyi kıran bir tutuluyorsa bu kötüdür. Bu iyi değildir. Ber olan Allah'ın tecellileri. Allah'ın ber isminin insandaki tecellisi bir. Bunu duymuşuzdur. Kur'an okuyanlar bu kavramla karşılaşırlar. Allah'ın ber isminin tecellisi su katılmamış saf iyilik demektir. Bir, el bir. Bir anlamındaki bir iyilik fıtrat üzerine yükselen bir iyiliktir. Zira insan fıtratı iyidir. Birin açık tarifini hiçbir lügat şu ayetlerdeki kadar güzel yapamaz. O zaman okuyalım. Bakara suresi 177. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Yüzlerinizi doğuya ya da batıya dönmeniz saf iyilik değildir. Ne demek bu yüzlerinizi doğuya batıya? Yani Kudüs'e dönüp ibadet yapmanız, Kabe'ye dönüp ibadet yapmanız saf iyiliğinizin göstergesi falan değildir. Evet, devam ediyorum. Çünkü kıble meselesinde indi bu ayet, kıble ile ilgili bir pasajın ortasına. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Fakat bir kimin birridir? Saf iyi kimdir biliyor musunuz? Bakın tarif edeyim size. Önce inancı selim olandır. İnancı düzgün olandır. İman esaslarına doğru inanandır. Sayıyor şimdi. Men amene billahi. Allah'a iman etti. Vel yevmil ahir. Ahirete iman etti. Ve melaiketihi. Meleklere iman etti. Vel kitabi. Kitaplara iman etti. Ve nebiyyin, peygamberlere iman etti. Evet. Ondan sonra ibadetlere geçiyor. Ve âtel mâle alâ hubbihi. Sevmesine rağmen malı veren. Ama 5 tane saydı. Bir tanesini unuttu. Kadere iman yok. İşin ilginci bu ayet tek değil. Bakara 177. Nisa suresinin 136. ayeti var. Onu da sayılır. Bu 5'i sayılır. Bu da değil. Bir daha yerde geçer bunlar sayılı olarak. Bakara suresinin 284-285. Ayetleri. Yine 5 tane sayılır. Ya Rabbi bizimkiler zam yaptılar. Sen niye zam yapmadın? Yani sen sayıyorsun 5 çıkıyor, biz sayıyoruz 6 çıkıyor ya Rabbi. Arada bir fark var. Evet, bu da nokta. Yani adam gibi iman eder. Adam gibi iman nedir? Allah'ın dediği gibi iman eder. Peygamberimizin Allah'tan önce bir iman kaynağı yoktur. Kur'an'dan önce peygamberimizin bir din kaynağı yoktur. Ennebiyyül ümmi bu demektir. Peygamberimiz imanı Allah'tan, Kur'an'dan öğrendi. مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابِ وَلَا الْا۪يمَانِ Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin daha önceden. Bitti, nokta. Evet, gördüğünüz gibi iman esasları da sayılıyor ve sayısı da belli. Hala Allah'tan korkmadan Allah'ın önüne mi geçeceksiniz? Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkıyorsunuz diyor
Kur'an soruyor. Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkıyoruz? Evet. Devam edelim biz bir neymiş? وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Onu sevmesine rağmen o hubbihideki her zamiri Allah'a da gidebilir, mala da gidebilir. Yani sevdiği malı veren veya Allah'ı sevdiği için malını veren. ذَوِ الْقُرْبَى Yakınlara, yetama, yetimlere, وَالْمَسَاك۪ينَ Yoksullara, وَابْنَ السَّب۪يلِ Yolda kalmışlara, daha doğrusu evsizlere, mekansızlara. Vebnes sebil, evet mekansızlara, burada yolda kalmışlar, işte yolculuğunu sürdürememiş şeklinde alıyorlar. Hayır, tüm mekansızlar vebnes sebildir, yol oğlu demektir, yol oğlu. Evet. Vessailin, isteyenlere, dilencilere, saillere, yani ihtiyacını isteyebilenlere, mesakin isteyemeyenler. Vefir rikab, boynu boyunduruk altında olanlara, yani kölelere, bugünün köleleri borcundan dolayı rehin alınmışlara, borcundan dolayı hapis yatanlara, borcundan dolayı sokağa çıkamaz olanlara, onlar bu ayetin burada yerindedir. Evet. Ve ikame salah ve daha namazı ikame, ayağa kaldıranlar. Gerçek iyilerin vasıfları sayılıyor. Ve âtez zekâ, zekatı gönülden gelerek verenler. Âd, budur. İ'tâ vardır, îtâ vardır. İ'tâ, normal vermektir. İ'tâ, içinden gelerek vermeye denir. İkisi de vermektir aslında Arap dilinde. Vel mûfûne bi'ahdihim, sözlerine riayet edenler. Ahlaki bir şey de geldi bakınız. Ahlak da bir. Birin hem de tepesinde. İzâ âhedû. Söz verdikleri zaman sözlerine riayet. Ve sabirine fil be'sa. Başlarına bir bela, bir musibet geldiklerinde, zorlandıklarında sabredenler. Evet. Ve darra. Yokluklara sabredenler. Zaruretlere sabredenler. Ve hînel be'es. Bir sıkıntı zamanları, darlık zamanında. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ İşte onlardır sadık olanlar, Allah'a verdikleri sözde sadık olanlar, işte onlardır takva ehli, yani sorumluluk sahibi olanlar. Evet, Bakara suresi ayet 177. Bu ayet aynı zamanda gösterişçi dindarlığı yerden yere vuruyor. Bu dindarlık türünün tarihteki en ünlü örneği İsrailoğullarıdır. Gösterişçi dindarlık. Nedir gösterişçi dindarlık? Görsünler diye yapılan dindarlık. Bu anlayış dinin ruhunu öldürüyor. Dinin ruhu ölünce yüzü pudralanıyor. Yani ölü din satılıyor bu sefer. Ahlak inşa edemez ölü din. Sahibinde bir ahlak inşa edemez. Edemiyor da zaten. Onun için ayet diyor ki yüzlerinizi doğuya ya da batıya döndürmeniz saf iyilik değil. Peki niye söyledi bunu? Yahudiler 16 ay imtihan edildiler. Allah Resulü müminlerle birlikte Medine'ye gelince Kudüs'e dönerek namaz kıldı. Mekke'de Kabe'ye dönüyordu. Mekke'de kıble Kabe'ydi. Ama Medine'ye gelince Kudüs'e yöneldi. Bu aslında Yahudilerin imtihanı değildi ki. Asıl Arapların imtihanıydı. Bir araba sırtını Kabe'ye getirerek namaz kıldırmak çok zor bir şey. Dur bakalım bunlar neyin için Resulullah'ın arkasına düştüler? Arap olduğu için mi? Allah için. Zaten bazılarının çok zoruna gitti. Çok zoruna gitti. Belki bize aktarılmamış olanlar vardır bu işe itiraz edenler. Bu işe itiraz ettiği için münafıklar zümresine dahil olanlar da vardır. Kim bilir? Bilemiyoruz. Ama imtihan sırası Yahudilere geldi. 16 ay sonra kıble tahvil edildi ve Kabe'ye yönelerek namaz kılmaya başlayınca müminler, Yahudiler su koyvermeye başladılar. O güne kadar ıcım, cıcım, bicim derken, o günden sonra artık ne oluyor ki buna kıblesini şaşırdı? Niye şaşırıyor? Esasında Rabbimizin verdiği mesaj şuydu.
Bu bir semboldür. Semboller araçtır. Araçları amaç edinmeyin. Yani yüzünüzü şuraya buraya dönmeniz bir semboldür. Eğer siz araçları amaç edinirseniz, eğer siz aletleri maksadın yerine koyarsanız, maksadı neyin yerine koyacaksınız? Oysa gönlün kıblesi Allah'tır. Kalbin kıblesi Allah Subhanehu ve Teala'dır. Kalbin kıblesi mi olur? Kalbin kıblesi Allah'tır. Eynemâ tüvellû fethemme vechullah. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın zatı oradadır. Bitti, nokta. Onun için bu ayet esasında bize, hepimize dindarlığın içini boşaltmayın emridir. Dindarlığın ruhunu öldürmeyin. Dindarlığı sadece bir gösteriye dönüştürmeyin. Eğer siz sembollerin sembolize ettiği değerleri yok sayar da sembollerin üzerinde yoğunlaşırsanız, siz bir adamı öldürüp cesedinin başına türbe dikmiş olursunuz. Katil de siz, türbedar da siz olursunuz. Bu samimiyet midir? Bir başka ayet, Ali İmran 92. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّ. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre, yani saf iyiliğe, katıksız iyiliğe ulaşamazsınız. Bu da ahlaki bir tarifi. Esasında bir nedir biliyor musunuz dostlar? Bir, hiçbir beklenti taşımadan, sadece saf iyi olduğunuz için herkes için iyilik istemektir. Ekilmemiş bir tarla görünce üzülmektir bir. Tarla sizin değil ama. Boş giden bir dolmuş görünce üzülmektir bir. O dolmuşun sahibinin kendi yerine kendinizi koyun. Kışın bir kediyi kapının önünde üşürken görünce üzülmektir bir. Bir, yeryüzünün öbür tarafında mazlumiyetle ağlayan bir yetimin yanına kendinizi koyup onunla birlikte ağlamaktır bir. Bir, kışın kuşlar ne yiyecek diye kurumuş ekmeklerinizi o soğukta çatıya çıkıp ufalamaktır bir. Bir, herkes ama herkes sevinmek için bir yerlere koşarken sizin sevindirmek için bir yere koşmanızdır bir. Bir, herkes düğünde bayramdayken siz herkes düğün bayram yapsın diye çorba kazanının başında olmanızdır. Bir, insanlar burada ders dinlesinler diye dersi ben de dinlerdim. Benim de yüreğim gidiyor ama bu kadar insanın ders dinlemesi için benim kapının önünde görev yapmam lazım demektir. Bir odur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tüm arkadaşlarınız, tüm dostlarınız yemeğin başındayken sizin bulaşığın başında olmanızdır. Bir odur. Allah orada birri kime yazar derseniz yemek yiyenlere yazmaz. Mutfakta bulaşığın başında olana. Pişirene yazar. Dolayısıyla bir saf iyiliktir. Bu ayetlerin ışığında su katılmamış iyilik olan bir şu üç vasfı taşımalı. Bir, tek tek ibadetlerden değil, onları ortaya çıkaran iman, bilgi ve niyetin tümünden ortaya çıkan bir hasıladır. Tek tek ibadetlerden değil. Onları ortaya çıkaran iman, bilgi ve niyetin tümünden ortaya çıkan hasılattır. İki, bir, dindarlığın görüntüsüyle değil, arka planını oluşturan iman ve niyetin safiyetiyle alakalıdır. Üç,
bir davranışın şekli unsurlarıyla değil, o davranışın altında yatan muhteva ile alakalıdır. Su katılmamış saf iyiliği ahlak haline getirenler nerede olacaklar? Ebrar diyor onlar. Ebrarın yeri de cennetmiş. Kur'an'da ebrar nerede geçerse cennetliklere işaret eder. Onun için Rabbim bizi ebrardan eyleye. Amin. Ya Ber, ya Allah, ey eşsiz ve benzersiz iyi, ey iyiliğin sessizlik kadar gür sesi, ey sonsuz iyiliğin mutlak sahibi, ey erdemin kesilmeyen çeşmesi. Ya Ber, ya Allah, biliriz ki iyilik senden, kötülük bizdendir. Bizi su katılmamış saf iyilik olan birre erdir ya Rabbi. Derman senden, dert nefsimizdendir. Bizi ebedi kurtuluşa nail olan ebrara kat ya Rabbi. Ya Ber, ya Allah. İyilik yapıp bunun ödülünü senden bekleriz. Bilmeyiz ki o yaptığımız iyilik de senin ödülündür. İyiliğini üstümüzden çekme, sonra neyleriz? Eksiz, noksanız, kuluz, bizi affınla sevindir. Amin, amin, amin. El-Latif, nezaketle lütfeden, lütfunda latif olan, lütfunu zarafetle yapan demektir. Yani yanlış anlaşılmazsa eğer, nazik ve zarif olan Allah demektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ın Mustafa kulu, Allah kendisine nezaket ve zarafeti isim olarak mı almış? Ya, öyle. Biz nazik olmayı biraz zannederdik, kılıbıklık falan zannederdik. Nazik olmayı işte çıt kırıldımlık falan zannederdik. Yo, nazik olmak Allah'ın esmasından pay almaktır. Ya, biz nazik olmayı hiç iplemezdik yani. Fazladan bir şey görürdük. Siz öyle görürsünüz. Ama Allah öyle görmüyor. Evet, Latif diye bir ismi var Rabbimiz. Lütf, iyiliği yaparken hassas olmak. Nazik olmak, zarif olmak demektir. İyiliği yaparken. Tam da Elber isminin üstüne geldi. İncelik ve hassasiyet, ben getirdiğim için gelmedi. Bu isim sıralamasını ben yapmıyorum. Unutmayın, Esma-i Hüsna işlemede sıralamamız Kur'an'ın nüzul sıralaması. Nüzulde sıra böyle geldi. Ber'den sonra Latif geliyor Kur'an'ın nüzulünde. İlk inen Latif ismi 7 kez geçiyor Kur'an'da. İlk inen Latif ismi Ber isminin arkasına düşüyor. Bu sıralamayı yapan ben değil. İncelik ve hassasiyet lütf kökünün asli manası. Kelime aslen bilgi ile iyilik değil, ilgili değil. İyilikle ilgili. Bilgi ile değil. Çünkü otoritelerimiz, Esma-i Hüsna yazarları ve diğer lügatçılar bunu bilgiyle ilgili olarak da anlamlandırmışlar, değil. Habir ismiyle birlikte geldiğinde her şeyden haberdar olan, verdiği haber doğru olan ama lütuf haberi veren manasına geliyor. Latifun habir, beş yerde böyle geliyor zaten. Lütfun hassasiyet ve nezaket yanında sırları bilmek manasına da sahip olduğunu görüyoruz. Bu itibarla. Lütf ile tevfik arasında fark var. Lütf karşılıksız ikramdır. Tevfik ise emre itaat karşılığında yapılan ikramdır. Tevfik, vifak demek. Vifak uyum demektir. Allah sizi tevfikine refik etsin. Tevfikine yoldaş etsin. Tevfik ne demek? Allah'ın emriyle sizin arzunuzun uyum halinde olmasına tevfik diyoruz.
Peki Allah'tan tevfik istediğimizde ne istemiş oluyoruz? Ya Rabbi senin arzuna, benim arzumu uydur. Buna rızaya ram olmak derlerdi eskiler. Rızaya ram olmak. Yani ya Rabbi neyi istiyorsan bana da onu istemeyi nasip et. Kendi iradesini Allah'ın iradesine ram etmek, uydurmak budur. Nazari çerçeve, Allah'ın lütfu onun ince ve hassas emeğidir. Evet, ince ve hassas emeği. Razi Latifi ve lütfu şöyle tarif ediyor. Olmasını dilediği şeyin sebeplerini kolaylaştırıp onu gerçekleştirmektir. Fakirin tarifi de şu lütfu. En çok seven ve en çok sevilmek isteyen Allah'ın sevgisine layık kılmak için kulları üzerinde nazikane ve zarafetle icra ettiği ince ve hassas emek. Vaktim çok olsaydı teker teker yazdırırdım. Ama Esma'yı bekleyeceksiniz. Sual, peki kafir latif olan Allah'ın lütfuna neden muhatap olmamıştır? Soru aklınıza gelebilir. O zaman bu kadar lütfunda nazik ve zarif olan Rabbimizin lütfundan kafir niye pay almamıştır? Cevap, Allah'ın insana en büyük lütfu ruhun üç yüzleri olan irade, akıl ve vicdan. Bunlar ruhun üçüzüdür. Ruh bu üçüzü doğurmuştur. Allah en büyük lütuf olan irade, akıl ve vicdan emanetlerine ihaneti ödüllendirmez. İşte kafir bu üç emanete ihanet edene denir. Nankörlüğü hayat tarzı haline getireni Allah tercihiyle baş başa bırakır. Şimdi bu Allah lütfundan mahrum etmesi anlamına mı geliyor? Yoksa kişi kendi kendisini Allah'ın lütfundan mahrum etmesi anlamına mı geliyor? Kime söyleyeceğiz bunu? Yani Allah onu lütfundan mahrum etti diyebilir miyiz? Haksızlık olmaz mı? Onu lütfundan mahrum etseydi irade vermezdi. Onu lütfundan mahrum etseydi vicdan vermezdi. Onu lütfundan mahrum etseydi akıl vermezdi. Kaldı ki bunu vermediklerine ki zaten biz vicdansız diye deliye demiyoruz. Akılsız diye deliye demiyoruz. Delinin şeyi farklı. Efendim, kategorisi farklı. Deli farklı bir kategoride. Deli mesul değildir. Delinin ahiretteki yeri de cennettir. O mahrumiyetin büyük, büyük ödülünü alacaktır. Çünkü la yüseldir. Sorumsuzdur. Sorumluluğu yoktur. Mükellef değildir. Onun için deli diye biz de, affedersiniz, akılsız diye bir delilere demiyoruz. Aklını kullanmayanlara diyoruz. Vicdansız diye delilere demiyoruz. Vicdanını kullanmayanlara diyoruz. İradesiz diye biz iradesi olmayanlara demiyoruz. İradesini kullanmayanlara diyoruz. Öyle değil mi? İradesiz diyoruz. İradesi olmadığı için değil. İradesini kullanamadığı için. Onun için Allah ona akıl vermiş, irade vermiş, vicdan vermiş ama o bunlara ihanet etmiş. Şimdi lütfunu esirgeyen Allah mı? Yoksa Allah'ın lütfunu iten, atan o mu? Hadise budur. Lütuf iki kısımdır. Sırf latif olan Allah'ın fiili olan lütuf, bu tür lütuf bir sebebe dayanmaz. Fıtri ve tabiidir. Yaratılıştan lütuflar budur. İkincisi insanın iradeli fiiline karşılık olan lütuf. Yani biz bir şeyi tercih ederiz, Rabbimiz o tercihimizi ödüllendirir. Men yettekillâhe يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْضُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ Kim Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa Allah ona bir kapı açar. Allah ona ne zaman kapı açar? Sorumluluğunun bilincinde olursa açar. O zaman süreci başlatan kim? İnsan. Lütfen. Lütfen. Böyle gürlüğe gürlüğe söyleyin. Süreci başlatan insan, süreci insanın başlatmasını isteyen Allah. Dilemeyi vermezdi, vermeyi dilemeseydi.
Öyle değil mi? Vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Dilemeyi vermiş ki vermeyi dilediği için. Dilesin diye. Evet. Allah'ın kahrı da lütfunun bir parçasıdır. Parçası mıdır? Allah'ın lütfuyla kahrını karşı karşıya koyuyoruz zihnimizde. Klasik dil bunu yapıyor. Hatta Allah lütfuyla da tecelli eder, kahrıyla da tecelli eder cümlesinde bile klasik zihinde Allah'ın lütfu burada, kahrı burada diye geliyor aklımıza. Bu doğru değil. Allah'ın lütfuyla kahrı birbirinin zıttı değildir. Sual: peki o zaman Allah kahrıyla nasıl tecelli eder? Cevap: Kahhar. İşlemiştik değil mi? 46. sırada işlemiştik bu ismi. Daima yenen, hep boyun eğdiren, kendisine dikleneni, boynunu indiren demektir. Şimdi bu manayı aklımızda tutuyoruz. Kahhar. Yenen, boynunu kaldıranı, burnunu dikenin, burnunu indiren. Peki bu kötü bir şey mi? Adam Allah'a karşı burnunu kaldırmış. Allah da burnundan tutmuş, indirmiş. Bu kötü bir şey mi? Bu indirdiği için de iyi bir şey. Firavun olma demiş. Nemrut olma demiş. Kötülük mü yapmış Firavun olma demekle? İyilik yapmış. İyilik yapmış. O zaman Allah'ın kahrı da iyidir. Yunus'umuzu geldi hatırlama şimdi. Geldi hatırlama. Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hil'atu yahut kefen. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. İşte bunu diyen işin farkına vardığı için demiş. Yeşillik olsun diye değil. İlahi kahır bir tür lütfa mecbur ve mahkum edilmek anlamına gelir. Bir daha söyleyeyim. İlahi kahır, kahhar isminin tecellisi olan ilahi kahır bir tür lütfa mecbur ve mahkum edilmektir. Eğer biri çıkıp da zorla güzellik olmaz derse haksız mı diyeceksiniz. Ona söyleyecek sözümüz şu: güzellikten kastınız eğer keyfe keder bir güzellikse, yani olsa iyi olur ama olmazsa da olur güzellikse, bununla bu işin alakası yoktur. Allah'ın kahır tecellisi keyfe keder bir veya keyfe ziyade bir güzellik değildir. Keyfe ziyade bir güzellik değildir. Nedir peki? İlahi kahrın tecellileri esasında bir zorunluluk. Alevin cazibesiyle ateşe atılan bebeği engellemek kabilendendir. Bir bebek düşünün, ateşi gördü. Şimdi bebeğin ateşe bakışı sizin bakışınız gibi değil. Onun için Allah eğlence çıktı diye gidiyor oraya. Nasıl da emekler bir görseniz, nasıl da emekler. Ayağından yakalamasanız eğer içine atacak kendisini. Niye bilmez ki? O onun için eğlence çıktı. Bize de Irak'ı bombalarken öyle seyrettirmediler mi? Vicdansızlar. Biz havai fişek gösterisi zannediyorduk ama her düştüğü yerde yüzlerce can alıyordu. Dolayısıyla bebek de öyle. Şimdi o bebeği ayağından çekseniz, hatta kendisini zorlasa bir de tokat vursanız kötülük mü etmiş olursunuz yani? O kendisi kötülük olarak algılar ama bunu. Hatta bir de ağlar. Evet. Hani öyle ya, küçükken dikkatsiz davranan annelerden dolayı çocukları ömür boyu çekecekleri bir sakatlığa maruz kalınca büyüyünce annelerine keşke dövseydin derler. Demezler. Onun için Allah'ın kahır tecellisi de lütfunun bir parçasıdır dostlar. O zevkinden mahrum edildiğini sanır fakat onu zorla durdurmak ona hayat bahşetmek. Rüyalar ve Latif isminin tecellileri. Rüyalara da gelirmişiz nihayet. Evet. Bu mesele önemli bir mesele. Rüya meselesi.
Latif isminin alanına girer rüyalar. Belki Basir isminde işlenmeli gerekli miydi? Hayır, aslında Latif ismine girdiği için bendeniz ta Basir ismini işlerken Latif isminin altına koymuştum rüyayı. Latif olan Allah'ın lütuf tecellilerinden biri de salih rüyalardır. Mahlukat alemi üçe ayrılır. Alemi mülk, alemi melekut, alemi misal. Alemi mülk, bu gördüğümüz maddi varlıklar alemidir. Üç boyut ve artı zaman. Üç boyut ve zaman. Maddi varlıklar. İşte şu kainatta gördüğümüz tüm dönen cisimler bu alemi mülkü oluşturur ve onların içinde. Yani özgür ağırlığı olan her varlık alemi mülkün konusudur. Özgür ağırlığı olmayan her varlık da alemi lahut veya alemi melekutun konusudur. Ona nurani alem de denir. Özgür ağırlığı yoktur. Teraziye gelmez, metreye gelmez. Maddi değil, manevi alemdir. Peki bir alem daha var. Alemi misal. Bu nedir? Temsil. Gerçekte bu bir alem değildir. Ama misal alemidir. Temsili bir alemdir. Rüyalar bu aleme aittir. Temsil. Biz piyasada temsil derdik eskiden, değil mi? Temsil derdik. Niye? Çünkü gerçekte sahnede oynanan gerçek bir hayat değil. Bir oyundur. Oyun. Yani oradaki kötü adam rolündeki adam kötü değildir. Oradaki kral rolünde olan kral falan değildir. Garibanın biridir. Efendim, ay sonunu zor getiren. Efendim. Dolayısıyla ama siz kral olarak seyredersiniz. Nedir? Temsildir aslında. O zaman işte rüyalar da temsildir. Onun için rüyalar tashih edilmez. Yani doğrulanmaz. Tabir edilir. Tabir edilir. Yorumlanır. Niye? Temsildir de ondan. Temsil yorumlanır. Orada kral suretinde rüyada gördünüz, o kral değil. Peki ne o zaman? Onu yorumlarsınız. Rüyada efendim bit gördünüz. E bit nedir ya? İşte evde bit aramaya başlarsanız yanlış. Para arayacaksınız. Çünkü rüyada bit gördünüz mü paradır. Niye? Para gerçekte Allah nazarında bittir. Onun değeri odur. Dolayısıyla gerçeğini gördünüz siz yani. Alem misalde. Rüya duyulmayıp görüldüğü için rüya denilmiştir. Kat saddaktar rüya diyor değil mi Kur'an? Daha doğrusu Rabbimiz Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim rüyayı görmüş. Çocuğu almış bir güzel efendim. Oysa tabir etmeliydi. Tasdik etti. Rabbimiz de belki sitem kabilinden lekat saddaktar rüya. Sen rüyayı tasdik ettin İbrahim diyor. Oysa tabir etmeliydi. Yani o tabir edemeyince Rabbimiz tabir et. İnsan böyle kurban edilmez ya İbrahim. İnsan Allah'a adanırsa kurban olmuş oldu. Buydu verilmek istenen ders. Buydu. Onun için sen aslında İsmail'i kurban ettin. Kurban etmek koçu kurban etmeye benzemez. Koçlar kesilirler. İsmail'ler adanırlar. Adanınca kurban olurlar. Nezredilirler. Eyvallah. Rüya, evet. Kur'an rüyaları ikiye ayırıyor. İkiye. Er-rüya adgâthu ahlâb. Rüya, sadık rüyalara rüya diyor. Bilincin aynasına, başta ruh olmak üzere bilinç üstünden yansıyan şeylerdir. Bilinç bir aynadır. Bu aynaya bilinç üstünden bir takım şeyler yansır. Ruh bilinç üstündedir. Alemi melekut bilinç üstündedir. Alemi lahut bilinç üstündedir. Dolayısıyla mana alemleri bilinç üstündedir. Oradan ruh bilinç aynasına bir şeyler yansır. İnsan o yansıyan şeyleri seyreder. Temsil. Yani ruh ekranına diyelim, bilinç ekranına diyelim. Bilinç ekranında bir şeyler gözükür. Bugünkü insanlar için ekran daha aydınlatıcı. Geçmişte misaller ayna üzerinden veriliyordu. Ekran yoktu çünkü. Peki adgas ve ahlam karma karışık düş demektir. Bu da Kur'an'da geçer yine. Nedir bu?
Bu da bilincin ekranına bilinç altından ve içgüdülerden yansıyandır. Bilinç altından, içgüdülerden. Orada birikir. Şehvet duygusu biriktirir, bilinç ekranına yansır. İşte o ihtilam dediğimiz hadise olur. Öfke güdüsü birikir, bilince yansır. Rüyanda sabaha kadar güreşir durursun. Adamı döv babam, döv, döv babam. Niye? Gerçekte dövememişindir. Akşama kadar dişini sıkmışındır. Efendim. Onun için bilinç altından yansır bilince. Öfke, gazap, korku, şehvet vesaire gibi dürtülerin yan tesirleri de bu bilinç ekranında yansıyanlardır. Ama her ikisi için de geçerli, rüya ile amel olmaz. Asla ve kata. Eğer kişi kendisi eminse salih rüya olduğundan sadece kendisi amel edebilir ama eminse. Kişinin kendisinin emin olması için de üç şart vardır. Bir, Allah'ın razı olduğu bir gün geçirmiş olarak yatmış olacak. İki, gördüğü rüyanın o günlerde, o haftalarda, o aylarda meşgul olduğu bir konuyla asla uzak yakın alakası olmayacak. Üç, gördüğü rüyayı güneşi 14'ünde, ayı 14'ünde görmüş gibi hatırlayacak. Dört, gördüğü rüyanın etkisi tamamen üzerinde olarak uyanacak. Bu olursa sadece kendisi amel eder ama. İkinci bir şahsa amel et diyemez, dememelidir. Hatta demesi sui edep olur. Rüya bilgi kaynağı değildir. Rüyayı bilgi kaynağı gören şeytanın maskarası olur. Rüyasıyla amel edilme ayrıcalığı sadece peygamberlere aittir. Zira peygamberlerin rüyasında da peygamber peygamberdir. Zaten peygamberler rüyalarında veya uyanıklıklarında bir yanlış yaptıkları zaman düzeltilirler. Onları düzelten Rableri sürekli takip halinde. İlmi, irfanı, ihsanı, ihlası, takvası, zühdü ne olursa olsun. Hiç kimse rüyasını bir bilgi kaynağı olarak bir başkasına nakledemez. Dayatamaz. Bir bilgi kaynağı olarak. Anlatır ama bir bilgi kaynağı olarak. Hatta bu açıkça peygamberlerden rol çalmak manasına gelir. Kur'an, şeytanın hayal dünyasını bulandırmak için teşebbüs etmediği hiçbir peygamber olmadığını söylüyor. Hac suresi ayet 52. Bunu yazın. Hiçbir peygamber yoktur ki şeytan onun ümniyesine, hayal dünyasına karışmaya teşebbüs etmemiş olsun diyor. Peygamberlerin dahi hayal dünyasını bulandırmaya çaba gösteren şeytan, peygamber olmayanların rüya ve hayal dünyasını bulandırmaya çaba göstermez. Hem de nasıl? Bunu haydi haydi yapar. İsterseniz En'am suresinin 112. ayetine de bir bakın. Yine En'am suresinin 21. ayetinde şeytanların insanlara vahiy getirdiğinden bahsedilir. Bakınız, şeytanın vahiy getirdiklerinden biri de Müseylime idi. Müslümanlar onun adını kafir koymadılar, müşrik koymadılar, münafık koymadılar, Müslümancık koydular. Şeytan rüya ile müttakileri aldatır. İnnellezîne ettekav izâ messehum ta'ifun mineşşeytân. İşte bu ayette delilidir. Araf 271. İnnellezîne ettekav. Takvalı olan kimseler. Ayet böyle başlıyor. Müttakî kimseler. İzâ messehum ta'ifun. Kendilerine bir taif dokunduğu zaman. Taif ne demek? Uyku ya da uyanıklık halinde hayal dünyanıza müdahale. Taif. Bir taif dokunduğu zaman mine şeytan, şeytandan. Buyurun. Müttakilere şeytandan bir taif dokunurmuş. Ama müttaki ne yapar? Takvasıyla şeytanın taifından ben senden beriyim. Sen beni üç kağıda getirmek istiyorsun. Hani o anlatılır ya misal.
Bakın bakalım demiş, şu talebeler gözükmüyor, nereye gitti efendi Arif? Sormuşlar, aramışlar, ya siz gelmiyorsunuz, efendi sizi soruyor, nereye gittiniz? Efendim, şeyh efendi sormuş, beyler yok ortalıkta. Demişler ki, ya biz artık gelmeyelim. Ya söyleyin. Yok demişler, söylemiyor. Söyleyin falan derken, ya bize epeyden beri bir hal oldu efendim, biz artık erdik demiş. Nasıl erdiniz? Sabah iki melek geliyor, bizi götürüyorlar, kollarımıza giriyorlar, akşama kadar cennette efendim taam ekle diyoruz, akşamda alıp getirip yatağımıza yatırıyorlar. Biz öyle bir sermest haldeyiz ki o cennet nimetleriyle. Yok ya demiş, gelmiş. Söylemiş efendi, efendim böyle böyle onlar ermişler. Gitti ki demiş efendi. O melekler kollarına girmeye geldiklerinde Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim desinler ama iman ederek desinler. Allah'a sığınsınlar. Allah'a hulusi kalb ile sığınsınlar. Bir de öyle denesinler. Gelmişler, tamam demişler deniyor. Tam taam ekletmek üzereyken eklettikleri sırada Eûzu billahi mineşşeytanirracim Allah'a sığınmışlar. Bir de bakmışlar tuvaletteler. Gerisini söyleme. Gerisini söyleme. Dolayısıyla insan Allah'a hep çıplak yakalanır. Ama insana değil. Kendi vicdanına da yalan söyler. İnsanın manevi olarak aldatılması maddi aldatılmadan çok daha sofistikedir. Çok daha derindir. Ve manevi aldatılanların aldatması da çok daha büyük olur. Çok daha tehlikeli olur. Çünkü okkası yok, gramı yok. Adam rüyasında görmüş, gelip söylüyor. Ne diyeceksiniz? Mihenk taşı yok ki mihenge vurasınız. Göstergesi yok ki göstergeye vurasınız. Kilosu yok ki teraziye koyasınız. Metresi yok ki ölçesiniz. Ne yapacaksınız? Ya inanmak ya inanmamak arasında sizi muhayyer bırak. Bırakmaz da. Kendisini seviyorsanız o sevgisini size bunun üzerinden gösterir. Nasıl olacak bu? Allah etmez. Onun için hem safar hem saptır. Bu manada siz sahabeden bir tanesinin de böyle bir şeyi kullandığını duydunuz mu? Yüzide sahabeden. Sahabe, gerçek sahabeden bahsediyorum. Peygamberimizin sahabe dediği sahabeden. Peygamberimizle aynı çağda yaşayan herkes sahabe değildir. Peygamberimizin muaşiri olanlar sahabedir. Muasırı olanlar değil. Muasır olmak başka bir şey, muaşir olmak başka bir şey. Onun için Peygamberimiz bunu ayırıyor. Sizden birinizin Uhud Dağı kadar yaptığı infak, sahabemden birinin bir ölçek infakına ulaşamaz dediği de kendisini görüyor karşısında. Dolayısıyla duydunuz mu böyle bir şey? Duymadınız. Bu çok önemli. Efendimizin vahiy zaten rüyasında da gelirdi, uyanıklığında da gelirdi. Rüya vahyin bir parçası idi. Bu manada. Hatta 46'da biridir denilir genellikle. Ama benim rüyam da peygamberin rüyası gibidir diyen, görelim şöyle bir boyunu karıştı. Evet. O zaman başka bir şeye çıkar iş. İş başka bir şeye döner. Şeytan rüya ile aldatırmış. Eğer insanların karnesi rüyalarına bakılarak tutulsaydı ne olurdu? Alemin en aldatıcı karnesi bu olurdu. Öyle değil. İyi insan kötü rüya görür. Kötü insan iyi rüya görür. Güzellik ve estetik Latif isminin tecellisidir. Bu alemdeki güzellik ve estetiğe dair her şey Latif isminin tecellisidir. Şatıbi üstadımız, Endülüs'ün büyük alimi, bundan 550-600 yıl evvel yaşamış büyük Endülüs alimimiz, evet 600 yıl evvel yaşamış büyük Endülüslü alimimiz Şatıbi üçe ayırır. Üç tasnif altında birleştirir. Nedir efendim? Zaruriyat, haciyat, tahsiniyat. Zaruriyat esasında
olmazsa olmazlar. Haciyat ihtiyaçlar, tahsiniyat güzellikler. İşte zarafet ve nezaket tahsiniyata girer. Rabbimiz her alanda bu üçünü de yaratmış, bakınız. Zaruriyat ekmektir, sofranın zaruriyatı. Haciyatı ettir, tahsiniyatı meyvedir, tatlıdır, etlidir, sütlüdür. Sütlüdür. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani Allah onu da yaratmış. Hatta bizzat tohumun içine koymuş. Bakınız. Her tohumun içindeki rüşeğim zaruriyattır. Endosperm denilen rüşeğimi besleyen kuğut, azık, yani onun arkasındaki azık haciyattır. Onun ihtiyacıdır çünkü. Onun ihtiyacıdır. Evet efendim. Dolayısıyla işte ekmeğimizin içinde rüşeğim de var. O efendim şey de var efendim. Endosperm de var. Evet. Ama bir de sapı vardır. Samanı vardır. O da tahsiniyatıdır. Anlatabiliyor muyum? Bakınız o başağın geri kalan kabuğu vardır. Şunu vardır bunu. O da tahsiniyatıdır. Allah yesinler diye balık yaratır. Sofranıza gelir. Allah görsünler ve sevsinler diye de süs balıklarını yaratır. Onlar da sizin tahsiniyatınızdır. Allah bitkileri yaratır. Bazı bitkiler zaruriyatınızdır. Bazı bitkiler işte buğday gibi haciyatınızdır, meyve gibi. Bazı bitkiler de tahsiniyatınızdır, çiçek gibi. Hepsini görmüş. İslam bilgi sistemi üçtür. Bürhan bilgi sistemi, beyan bilgi sistemi, irfan bilgi sistemi. Bürhan bilgi sistemi aklı kullanır. Zaruriyata girer. La akle lehu ve la dinele. Aklı olmayanın dini olmaz. Beyan bilgi sistemi haciyata girer. Nas'ı kullanır. Dolayısıyla tefsir, hadis, fıkıh, kelam hepsi beyan bilgi sisteminin parçasıdır. İrfan bilgi sistemi sezgiyi kullanır, keşfi kullanır. İşte daha sonra önce irfan, daha sonra tasavvuf, daha sonra tarikata evrilecek olan ve o bütünü, o duygusal, kalbi, Kuşeyri'nin ifadesiyle söyleyecek olursak zevk dediği o şey de tahsiniyattır. Tahsiniyat. Bunları doğru yerine koyduk mu mesele yok. Onun için o zaman herhangi bir bilgi sisteminin öbürünü yok etmesine de gerek yok. Öbürüne savaş açmasına gerek yok. Niye? Tefsirle ilgileneceğiz diye irfan bilgi sistemini yok mu edelim? O da tahsiniyat güzelleştiriyor. Yani bugün hakikaten İslam Müslümanların İslam medeniyet tarihinde musikisini en güzel icra eden tasavvuf ehlidir. Onları da buradan tutmuşlardır. İşte size tahsiniyat. Dolayısıyla ama onlar güneş benim demesinler. Eğer güneş benim derlerse çünkü onlar yıldızdır. Öbürü aydır, öbürü güneştir. Onun için burhan güneştir, beyan aydır, öbürü yıldızdır. Işığına bakarak tasnif ediyoruz biz bunları. Ben güneşim dediği anda sapar ve saptır. Sen güneş değilsin. Evet, yerini bil. Yerini bil. Neysen o kadar ol. Kıymetine kanaat et. Evet. Onun için yine güzellik ve estetik Müslümanların en muhtaç oldukları hususlardan biri bugün. Eskiden tekkelerin alınlarına edep yahu yazarlarmış. Edep aslında zarafet ve nezakettir. Edep. Adab budur. Yani ben de bugün Müslümanların alınlarına estetik yahu yazasım geliyor demiştim. Estetik yahu. Estetik. Bir şeyi söylemenin estetik olanı var, estetik olmayanı var. Yapmanın estetik olanı var, olmayanı var. Eğer bir hakikati estetik olarak iletirseniz, karşınızdaki insanın yüreğinde makes bulur, yankı bulur. Eğer estetik olarak iletmezseniz, karşınızdaki insanda hakikate karşı tiksinti olur. Siz vebal altında kalırsınız.
hakikati güzeli güzele güzel olan bir şekilde güzelce iletmeli değil mi? Evet, en güzel olan Allah'tır. En güzelin en güzel kelamı Kur'an'dır. En güzel kelam, en güzel biçimde Allah'ın yarattığı en güzel olan insana iletilmeli değil mi? Onun için güzel bir biçimde iletmeli. Bu manada estetiğin en büyük düşmanı istismardır. Cinsellik de estetiğe girer. Cinselliğin bir kısmı vardır zarurettir, bir kısmı vardır hacettir, bir kısmı vardır tahsiniyattır. Cinselliğin zaruret olan kısmı neslin devamıdır. O olmasa insan nesli 3 nesilde yok olur. Cinselliğin hacet olan kısmı insanın ihtiyacıdır. Cinselliğin bir de tahsiniyat kısmı var. İşte tahsiniyat kısmı istismara en açık kısmıdır. Yoksa cinsellik İslam'da bir tabu olmadı hiçbir zaman, birilerinin zannettiği gibi. İslam medeniyetinde cinsellik tabu değildi gerçekten. Ugniyetil agani diye belki İslam tarihinin en çok ciltli bir eseri vardır. Bunun içinde öyle bölümler vardır ki gerçekten ikinci bir kişinin yanında okuyamazsınız. Efendim, Şeyh Bahai'nin Keşkulü meşhurdur mesela. Nimetullah Cezayiri'nin Zehrur Rebisi meşhurdur. Bizde Osmanlı'da da bahnameler vardı. Cinselliği işleyen eserler. Hatta Sümbülzade Vehbi'nin öyle bahnameleri vardı ki bir ikinci kişinin yanında yüzünüz kızarmadan okuyamazsınız. Yani tabu değildi. Ama neydi? Edebiyle, terbiyesiyle kamuya açık yerlerde insanların terbiyesini düşüren bir biçimde verilmez idi. Onun için bugün tamamen cinsellik sömürüsüne dayalı ürünlerin özgürlükle bir alakası yoktur. Cinsellik endüstrisi vahşi kapitalizmin korkunç bir sömürü aracıdır, başka bir şey. Eğer bu insan hürriyetine giriyorsa uyuşturucu da girmelidir. Uyuşturucu cinsellikten daha hafif bir uyuşturucudur. Cinsellik uyuşturucudan sonuçları itibariyle cinsellik sömürüsü uyuşturucudan daha ağır zayiatı olan bir beladır. Bu konuda ilkeler ve kurallar şarttır. Kur'ani çerçeve. Latif ismi Kur'an'da 7 yerde gelir. İlk geldiği yer 9. yıl suresi olan Mülk 14. Allah latiftir, habirdir. Beş yerde bu iki isim birlikte gelir. Latifun habir. Ela ya'lemu men halak. Ve huvel latifun habir. O yarattığını bilmez mi? Veya yaratan bilmez mi? O men iki şekilde de okunur. Onun için ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Dolayısıyla yaratan bilmez mi? Ve huvel latifun habir. Niye bilir derseniz, o latiftir. Şimdi işte bazı alimler buradan yola çıkarak latifi doğrudan bilgiyle ilgili bir isim sanmışlar. Hayır. Allah niye bilme, her şeyi bilmek ister sorusunun cevabı, çünkü o latiftir. Bilip de ne olacak? Lütfedecek. Bu. Çünkü lütfedecek. Onun için İnsan, insanın sırrını bilirse korkun, Allah insanın sırrını bilince sevinir. Niye? Allah insanı bilince, yani bilince değil, bilir zaten, lütfetmek için bilir. Ama insanın insana lütfetme garantisi yoktur. Elem tera ennallaha enzele minessemâi mâen, fetusbihul ardu, muhtarraten innallâhe latîfun habîr. Görmedin mi ki sen, Allah gökten bir su indirdi. Fetusbihul ardu muhtarraten, ve onunla yeryüzünü yemyeşil yeşertti. İnnallâhe latîfun habîr. Zira Allah latîftir, habîr. Yani gökten inen su Allah'ın lütfudur diyor. Geçen bir dersimizde zikretmiştik değil mi? Yeryüzünün tüm milli serveti, milli servet değil, küresel serveti
56 trilyon dolar demiştik, değil mi? 56 trilyon dolar. Yeryüzüne yıllık yağan yağış miktarı ne? Tonunu bir dolardan hesap edersek 56 trilyon dolar sadece 38 günlük yeryüzüne düşen yağmurun parası. Nasıl? Evet. Allahu latif, latifun bil ibad. Allah kullarına karşı çok lütufkar. Çok lütufkar. Lütfa bakın. Yeryüzünün küresel servetinin tamamına 38 günlük yağmur alabiliyorsunuz. Bu 56 trilyon dolar. Allah'ın görememenizde, Allah'ı göremememizde onun lütfuymuş, hiç düşündünüz mü? Bakın ne diyor? En'am suresi 103. La tudrikuhul absaru ve huve yudrikul absar. Gözler onu idrak edemez, fakat o gözleri idrak eder. Ve huve latiful habir. Zira o latiftir, habirdir. Ne münasebet. Gözler onu idrak edemez, fakat o gözleri idrak eder. Zira o latiftir, habirdir. Bir ayet bir isimle bitiyorsa sır oradadır. O ayeti doğru anlamanın sırrı, anahtarı o isimdedir. O isme iyi bakın. Onun zatı insanın sadece göz ufkunu açmaz. Aynı zamanda tasavvur ufkunu da aşar. Bu ayetin sonunda Latif isminin yer alması hayli anlamlıdır. Bu zimnen iki manaya gelir. Bir, onu görememeniz onun lütfudur. Onu görememeniz onun lütfudur. Niçin? Hazreti Musa görmek istemişti, değil mi? Evet. Rabbi erini demişti. Bana göster. Peki ne oldu? Ne oldu? Felemma dekke efendim. Ve harra Musa saika. Felemma tecella rabbahu. Rabbi dağa tecelli edince, dağa Musa'ya değil. Musa'ya tecelli etse Musa yanar. Rabbi dağa tecelli edince Musa bayıldı. Evet. Harra Musa saika. Bayılıverdi. Baygın düştü. Peki ne oldu? Aman Musa, bir daha böyle şeyler isteme. Bir daha böyle şey. Peki Hazreti Musa'nın bayıldığını söyleyen bu ayet Hazreti Muhammed sallallahu ilel ebede indi. Siz nasıl ettiniz de Resulullah'ı Rabbi ile görüştürüverdiniz? Allah'tan korkmadan. Resulullah'a bunu isteme, aklından dahi geçirme ayetleri bunlar. Siz Resulullah'a aklından dahi geçirme ayetini Allah indirecek, siz ama kıymete kanaat etmeyeceksiniz. Siz 150 yıl sonra rivayet kültürünün içinden üreteceksiniz bir şeyler. Onu da Kur'an'la paralel bir din icat edeceksiniz. Ne diyordu Hazreti Ayşe? Resulullah Rabbini gördü diyen Allah'a iftira etmiştir. Allah'a, Resulullah'a iftira etmiştir demiyor, Allah'a iftira etmiştir. He. Niye? Niye böyle olur? Necm suresi orada. Necm suresi orada. وَالنَّجْمُ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Ona çok güçlü biri öğretti. ذُو مِرَّ. Çok keskin. فَاسْتَوَى. Kapladı. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْعَالَى. O en yüce ufuktaydı. Yüce bir ufuktaydı. ثُمَّ دَنَى. Sonra ağdı. Şimdi Allah ağdı. Yaklaştı. Ağdı. Fetedella, iyice eğildi. Yok, daha neler. Burada anlatılan Hazreti Cebrail asli sureti. Anlatılıyor işte, görüyorsunuz. Daha mı? İnanmayacak mısın? Fekâne gâbe gavseyne ev ednâ. İki ay daha, hatta daha da yakınlaştı. Fe evhâ ilâ abdihi mâ evhâ. Allah'ın kendisine vahyettiğini Allah'ın kuluna vahyetti.
Hadi bu da kesmedi. Mâ kezebel fuâdu mâ râ'a. Gönül gördü, gördüğünü yalanlamadı. Hayır. Gönül gördüğünü yalanlamadı. Mâ kezebel fuâdu. Fiilin failine fuat. Fuat. Göz değil, gönül. Fuat. Evet, gönül. Fuat. Göz değil orada. Göz yok orada. Fiil var. Efendim. Mâ kezebe. Kim yalanlamadı? El fuadu. Fail işte. Mâ ra'a. Efe tumarûnehu alâ mâ yara. Siz hala ne gördüğüyle ilgili tartışacak mısınız? Ve legat ra'ahu nezleten ukra. Daha önce bir kez daha görmüştü. Nerede? Hira'da. Hira'da. İnde sidratil münteha, indeha cennetul me'va, iz yağşe sidrate ma yağşe. Efendim. Ma zâgal basur. Evet, arkadan gelen ayetleri hatırlatın bana. Efendim. Min âyâti rabbihil kubra. Asıl oraya getireceğim. Ve lekad râ'a min âyâti rabbihil kubra. Ne oldu şimdi? Ve lekad râ'a rabbeh diye bir ayet mi var burada? Rabbini gördü. Ayrı bir şey. وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Hatta bırakın Rabbini görmeyi. Rabbinin ayetlerinin tamamını da görmemiş. Bir kısmını görmüş. مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. En büyük ayetlerinden bir kısmını, en büyük ayetlerinden bir kısmı Cebrail. Eyvallah. Ama bu başka bir şey. Paralel bir din varsa eğer, hemen oraya kayıyor. Oraya kayıyor. Yani şimdi çakmasına mı iman edeceksiniz, hakikisine mi? Size kalmış bir şey bu. Başka bir şey değil. Evet. Hakikisi Allah'ın indirdiği kitapta. Orada duruyor. Orada. Dolayısıyla dininizi Allah'a arz edin diyor ya İmam Hasan el-Basri. Dininizi Allah'a arz edin. Kendinizi Allah'a arz edin. Amelinizi Allah'a arz edin. Allah'a arz, Allah'ın kitabına arz. Onun size zatını göremeyeceğinizi haber vermesi de onun lütfudur. Beni göremezsin demesi de onun lütfudur. İki lütuf. Göstermemesi. Nedir aslında? Bu göz onu görmek için yeterli değildir. Bu insan da yeterli değildir. İnsanın idraki onu kavramıyorsa, insanın hiç gözü de onu görmeyi kavrayamaz. Çünkü idrak yeterli değil. El-aczu an derkil idraki idrakun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a aittir bu mısra. Vel-bahtu an sırrı zatillahi işrakun. Bu da Hazreti Ömer'e aittir. Onu idrakten aciz olduğunu idrak etmek, onu idrak etmenin ta kendisidir. Bitti. Onun zatını araştırmaksa şirktir diyor Hazreti Ömer. Çünkü dayanamaz. Zira bu teraziyi bu kadar sıkleti çekmez diyor Ziya Paşa. Evet. Latif olan Allah'ın tecellileri. Aile içi eğitimin sırrı latafet ve nezaketmiş. Nereden öğreniyoruz? Hadi bakalım okuyalım. Ahzab suresi ayet 34. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيفًا خَب۪يرًا. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ diye başlıyor ayet-i kerime. Evlerinizde oturun. Aslında ben oturun diye çevirmedim. Nasıl çevirdim? Evlerinizde vakarlı olun. Evet, çünkü iki manaya da açık ama daha güzel mana bu. Yoksa oturun değil. Evinizde oturun. Ne? Zaten öyle anlamışlar, o da istismar etmişler ondan sonra. Kadın evinde oturacak. Ne? Evin orta direği. Bu direği hiç kıpramayacak. Efendim. Ne oldu sonunda? Şimdi eve sokamıyorlar. Bir zaman evden çıkarmıyorlardı, şimdi eve sokamıyorlar. Böyle derseniz öyle olur zaten. Bunun dengesi yok mu? Efendim. Oradaki emir oturun değil. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَقِرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde vakarlı olun. Vakarlı, vakarınızı evde de koruyun. Peki neymiş vakar, ona bakalım. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evinizde okunan
Min ayetillah, Allah'ın ayetlerini düşünün. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edin. Vel hikmeti, Resulullah'ın bahusus eşleri hakkında bir ayet ama tüm mümine hanımlar hakkında bir ayet. Evet. Vel hikme, hikmeti düşünün. Ayette Resulullah'ın eşlerinden tek şey isteniyor, o da zikir. Zikir, yani derin bir düşünce faaliyeti. Zikir budur. Derin bir düşünce faaliyeti. Evet. Peki neyi zikretmeleri isteniyor? İki şeyi. Allah'ın ayetleri, min ayatillah. İkincisi, vel hikme. Hikmet. Sual, aile içi eğitim olan bu ayet neden Latif ismiyle bitmektedir? Bu çok mühim bir husus. Cevap, talebesi hanımlar olursa bir okulun. Ev bir okuldur, mekteptir. Evlerin talebesi hanımlar, mektebi ev, hocası Kur'an olan bir ailede eğitimin eksenini letafet ve nezaket oluşturur. Anlatabildim. Letafet ve nezaket oluşturur. Nezaket ve zarafetin bulunmadığı bir yerde eğitim de olmaz. Onun için latif olmalı. Niye? Çünkü kadın cinsi latiftir. Latif cinse latif bir eğitim olmalı. Onun için Allah nasıl ezmiyor ve onlara lütfunu nezaket ve zarafetle indirmeye çalışıyorsa, insana Allah lütfediyor. Lütfu altında bizi eziyor mu baksanız? Ezmiyor. Dönüp başımıza kalkmıyor. O zaman aile reisleri de ailelerine lütfederken öyle nazik ve zarif olmalıdırlar. Aynı şey annelerin çocukları için de geçerli. Anneler de çocuklarını eğitirken öyle olmalıdırlar. Bazen nezaket ve letafet ensesine vurmaktan geçebilir. Bazen nezaket ve letafet şöyle efendim ayaklarına bir iki çırpıştırmaktan da geçebilir. Anlatabiliyor muyum? Allah'a nezaket vardır. Kula nezaket vardır. Eşyaya nezaket vardır. Onun için baktınız ki Allah'a nezaketsizlik yapıyor, orada durdurursunuz. Evet. Çünkü Allah'a nezaketsizliğin olduğu yerde kula nezaket olmaz. Bu manada Latif isminin tecellisine Rabbim bizi medar etsin inşallah. Amin. Ya Latif, ya Allah, sen eşsiz ve benzersiz lütuf sahibisin ya Rab. Bizi de o sonsuz lütfundan hissedar eyle ya Rab. Lütfunu zarafetle icra edensin. Bizi Latif isminin sırrına mazhar eyle ya Rab. Ya Latif, ya Allah, senin lütfun ince ve hassas emeğin. Bizi emeğini zayi edenlerden eyleme ya Rab. Kahrın da hoş, lütfun da hoş olsa da, bizi lütfun dururken kahrınla terbiye eyleme ya Rab. Ya Latif, ya Allah. Sınırsız lütfettin ama lütfunun altında ezmedin. Lütfuna sadakatle huzuruna gelenlerden eyle ya Rab. Biz de senin lütfunuz, ikram ettiklerimiz de senin lütfundur. Bizi çağrına serapa lütuf olanlardan eyle ya Rab. Bizi zamanına baştan başa lütuf olanlardan eyle ya Rab. Amin ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah kabul etsin.